Şöyle çekelim. Gel gel. Yani şu tesisin sayesinde tabii. Burası kaç dönüm? Burası kaç dönüm? Burası tamam 15 dönüm. 15 dönüm. Evet. Ama parça parça. Anladım. Parça parça. Evet. Sen o zaman pazara çıkarmıyorsun çileği. Burada çileği normalde para kendi 10 liradan satıyorsun. Direkt tüketicinin eline veriyorsun. Evet, tüketiciye şeffaf, veriyorum. El değmeden tertemiz, aynen. Paketli orijinal. Evet, aynen öyle. 1 kilo, 3 kilo pazarlık, evet. Paketlerde satıyorsun, evet. Doğru mu? Ya genelde 4'er kiloluk kasalarım vardı. Birçoğu 4'er kilo alıyor. Kimisi 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Herkes ihtiyacına göre yani alıyor. Yani senin şu anda hali hazırda müşterilerin şu an organik çilek için seni arıyorlar. Randevu aynen, alıyorlar. Aynen, arıyorlar. Aynen. Gelip kendileri mi alıyor buradan, sen mi paket gönderiyorsun? Kurye, yok, kargo. Bana telefon ediyorlar. Ben mesela Bursa'dan ettiler değil mi? Bursa'da ne kadar istek var? Alıyorum 100 kilo. Ben hemen arabamı koyuyorum, götürüyorum, dağıtıp geliyorum. Dağıtıp geliyorum mesela. Anladım, maşallah. Güzel, ha. Güzel. Bozüyük'te mesela öyle. Bozüyük'te diyelim ki belli bir yerde müşterilerim var. Ne zaman geleceksin diyorlar. Geldiğim zaman bize telefon et. Telefon ediyorum onlara. Onlar da gelip alıyorlar yani. Organik şey. Evet. Bunun reçeli de çok güzel olur. Evet. Şurubu da güzel olur. Bunun reçeli, şimdi birçok kişi iri diyorlar. Ama iriliğin hiçbir zararı yok şu çileği. Evet. Bunu böyle ikiye, dörde keseceğim, parçalayacağım. Nasıl kestir öyle cana kalıyor. Erimiyor. Çilek bir defa hiç ezip erimiyor. Tabii yani önemli olan bozulmuyor. Dayanıklı, sağlamlık. Dayanıklı, için. Evet. Benim çileğim en az mesela, ben öyle diyorum. Öyle diyorlar yani. En azından iki gün bekliyor diyorlar yani. Hiç o zaman çilekteki senin organik gübre kullanman da çok iyi. Orijinal, doğal, aynen, oluyor hayvan. Aynen, aynen, evet. Yani havalardan da, evet, temiz. Evet. Ya en bizim şimdi burada en güzel havamız. Burası zaten gelen diyor bu havada bu mal olur diyorlar. Yani gerçekten de oluyor. Çilekte, memnunum yani. Çileklerde leke yok. Yok. Evet. Ya şimdi bilmiyorum da bu seraların çok faydası var. Herkesin sera yapmasını tavsiye ederim yani. Ediyorsun. Ederim. Çok büyük maliyetli mi sera yapmak sence? Maliyetli. Hele hele bir başkasına yaptırırsan çok çok maliyetli. Ama burada her şeyi siz kendiniz yaptınız, ben, doğru mu? Ben sadece naylonla para verdim. Bir de demir boru kısmına para verdim. Kastaklara. Bu kadar. Geri kalan hepsi kendi elimin emeği yani. Güzel, maşallah. Kapatmış durumda. Ama bunları böyle temizlediğimiz zaman, yolup aldığımız zaman ne oluyor? Bu bitki burada daha rahat verim yapıyor yani. Çileğe bunun zararı var. Bunları muhakkak buradan almamız gerekiyor. Almadığımız zaman randıman düşüyor. Çileklerimiz zaten Hacı'ya yazıldı sen. Evet. Yani ne yapacaksın şaşırdın. Bir anda çilek tabağına haç paranı çıkardın. Evet. Maşallah. Aynen. Alın teri. Rabbim, evet, verince verir. Evet. Kesinlikle. Evet. İsmail amca maşallah yapraklar güzel, diri, çilekler parlıyor. Evet. İlçe tarımdan destek görüyor musun? Yani bir, evet, müracaatın oldu mu ilçe tarıma? Evet, muhakkak oluyor. Çünkü ben onlara hiçbir şeyi sormadan kendi tam yapamıyorum. Çünkü o yönde bilgim yok. Bilgim olmadığı için onlardan genelde bilgi alıyorum. İlçe tarım seni destekliyor yani. Evet, destekliyor. İlçe tarım destekliyor. Peki. Gel dediğim zaman hemen gelirler yani. Maşallah, güzel. Evet. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. İlçe tarım ekonomik anlamda devletimiz bu konuyla ilgili bir yatırım teşviği oluyor mu sana karşı? Bana karşı olmadı. Sadece bir iki sene bir FİTE'de destek verdiler. Onun da yarısını verdiler. Yarısını biz kendimiz ödedik yani. Yani o zaman yarısını kendi imkanlarına, evet, yapıyorsun. Ben tamamen kendi imkanlarına yaptım. Bu demirleri gittim İnegöl'den aldım, boruları efendim. Naylonları da tarım kredi müdürüne dedim. Müdürüm bana naylon temin edebilir misin dedim. Ederim dedi. Bana Antalya'dan bu naylonları getirtirdi. Oraya taksitle ödedim tarım krediye. Tarım kredi ödedim. Evet efendim. Sen kendi imkanlarını değerlendirmek istedin. Aynen, yavaş yavaş. Aynen. Anladım. Güzel, başarılı. Ellerine, evet, sağlık. İnşallah buradan tüm halkımıza tavsiyede bulunursun. Ve bu şekilde çiftçinin kalkınması, toprağın değerlenmesi, doğanın değerlenmesi noktasında, aynen, üreticiden tüketiciye birebir nokta satış yeri. Evet.
Ben diğer bu işe özen gösteren arkadaşlarıma şunu demek isterim. Bugün mesela sera, ne kadar seran varsa, örtün altındaysa çileklerin, o kadar güzel temiz mal alırsın. Şimdi örtü olmadığı zaman, bazen havalar çok yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman bu çileklerin hemen hemen yarısını çöpe atarsın. Sandığa koyduğun zaman bu sefer tüketici de yarısını atar. Onun için ama zararlı bence yani açıkta yetiştirmek. Böyle kapalı olmanın çok avantajları var. Ben derim ki herkes yapabilirse bu sera işini yapsın. Hani tüketici de tertemiz mal tüketir. Sen de tertemiz mal toplarsın demek isterim yani. İsmail amca, son zamanlarda basında çilekte kurt, böcek çıktı deniyor. Kurt çıktı, kurtlanıyor çilekler. Sen bu konuda ne diyorsun? Tecrübeli bir amcasın sen. Çiftçilikte, tarımla uğraşıyorsun. Ben bu çilek işini daha 75 senelerinde falan yapmıştık, köyde vardı. O zamanlardan beri bu iş, çilek ne olduğunu çok iyi bilen bir kişiyim. Ben çilekte daha böyle kurt olduğunu hiç de duymadım da görmedim de. Ama bazı basınlar bunu söylüyorlar. Neyin nesidir? Onu ben de akıl erdiremedim buna. Acaba diyorum biz hani birisinin malını kötülemek için mi yapıyorlar? Bunu bilemedim. Ben daha hiçbir çilekte bir kurt görmedim. Kimisi diyor işte bunda çilekler kurtluymuş. Yok böyle bir şey. Ben hiç görmedim. Eğer ki var, iddia eden varsa bugünden itibaren gelsin. Ben Bozcaarmut köyündeyim. Orada çilek tesisim var. Hem tesisimi gelsin görsün. Hem var mı yok mu gelsin bir kontrol etsin. Ben görmedim. Böyle bir şey görmedim de yok da yani. Peki İsmail amca, demin söylemiştin, çilek toplandıktan sonra belli sürede çürüme moduna girse bile de çürürken bile kurt olmadığını söyledin. Doğru mu? Hayır efendim, ben hiç kurt diye bir şey görmedim ben çilekte. Çilekte ne vardır? Mavi küf diye bir küf gelir. Çilen sap dibinden böyle çürütür. Bir o vardır. Ben onu bilirim. Hani çilekte şey olur. O da yağmurların, havalarından kaynaklanan bir şey herhalde. Biz de onları gördük. Başka çilekte öyle herhangi bir şey, zararlı bir şey de görmedim yani hiç. Onlar oluyor, merak ediyor. İşte şu an bizim nasıl yetiştirdiğimizi şu an Gördünüz. görüntüleme var. Görmeyenler de nasıl olduğunu görsünler, nasıl olduğunu.